Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda faydalı bir konu içeriğiyle yeniden karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi eğitici videolar elimizden geldiğince devam etmeye çalışıyoruz. Bu videomuzun konusu bir monitörü ya da bir ekranı, birden çok ekranmış gibi en iyi kullanmanın yollarından birini sizlere göstereceğiz. Basit bir yazılım var, Microsoft'un kendisine ait, yani paralı falan değil. Ancak bu videomuzda, videomuzun açıklama bölümünde link bulamayacaksınız. Neden derseniz bunun da önemli bir sebebi var. Videomuzu baştan sona dikkatli takip ederseniz arkadaşlar rahatlıkla programı bulup kendiniz de indirebileceksiniz zaten. Bunun da sebebi YouTube daha önceki yayınladığımız faydalı program içerikleriyle ilgili tavsiyelerimiz, bazı konuların nasıl yapıldı? Mesela backup nasıl alınır? Kısa sürede diskten diske veri nasıl taşınır? Ya da format nasıl atılır? ya da ekstra program gerektiren dosyaların formatları nasıl değiştirilir, en iyi Photoshop alternatifleri, en iyi Premiere alternatifleri gibi tonla sizlere şimdiye kadar program tavsiyesi videosu yapmıştık. Ancak bu videolar şu anda YouTube kanalımızda artık yayında değil. Bu videolar artık Teknobiyotik'in Vimeo kanalında ve videomuzun altında Vimeo sayfamızın da linkini bulabileceksiniz. Yani eğitim konusunda meraklıysanız, yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız hangi program alternatifleri var, programların bazıları nasıl kullanılıyor, bedava program alternatifleri, aynı programların ucuz alternatifleri ya da en uyguna nasıl oyun satın alınır gibi birçok konuda sizlere bilgi verdiğimiz içerikler altında link olduğu zaman Community Strike dediğimiz uyarıları YouTube'dan gereksiz yere bizce e, aldığı için bunları yaparken de YouTube'un söylediği genel olarak program tavsiyesi yaptığınız ve yazılım linki verdiğiniz için güvenlik açığı tırnak içinde oluşabilir. Virüs bulaşabilir. İşte backdoor oluşabilir falan filan gibi e, bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla biz artık bundan sonra videolarımızın altında bir link paylaşmıyoruz arkadaşlar. Ya da doğrudan Vimeo kanalımıza gidiyorsunuz. İlerleyen dönemde Teknobiyotiğin alternatif bir kanalı da yine planlarımız arasında bu tarz içerikleri yine YouTube'dan Sizlere sunmak için. Şimdi konumuza gelelim. Konumuz Microsoft'un Power Toys olarak geçen yazılımı. Hatta tarayıcı üzerinden açayım. Google'a yazdığınızda Microsoft boşluk Power Toys yazıyorsunuz. Yani güç aletleri olarak Türkçe'ye çevirecek olsak ya da gelişmiş aletler diye yanlış bir şey olmaz. Burada uygulama zaten bedava Microsoft'un kendisine ait. Ben sadece bir özelliğinden bahsedeceğim. Yani çoklu monitör kullanımından bu videoda bahsedeceğim. Ama tonla Windows'a detaylı ayar yapmayı sağlıyor. Yani customization dediğimiz kişiselleştirmeler ve sizin yanında ekleyebileceğiniz tonla fonksiyon var. Biraz kurcalarsanız birçok özelliğini görebilirsiniz. Şimdi ben burada öncelikle Fancy Zones denen konudan bahsedeceğim. Fancy Zones ekranı bölmek için bir program, bir monitörü birden çokmuş gibi Kullanmamızı olanak sağlıyor. Bunu yaparken de Windows tuşu ve artı tuşuna bastığımızda kısa yoldan ve burada tabi e, dilerseniz siz başka bir şey de belirleyebiliyor olabilirsiniz. E, hemen de programı açalım. Toys'a tıkladığımızda e, başlat çubuğumuza geliyor. E, şu anda ben daha evvel tıkladığım için direkt çalıştı. Şimdi burada administrator olarak çalışıyor. Ben yetki vermiş durumdayım. Temalarını değiştirdikten sonra, şurada Fancy Zones var sol tarafta. Burada File Explorer, Image Resizer keyboard manager. Ya yani bir ton özellik var. Bunları kurcalamanız lazım. Bizim bu videomuzun konusu Fancy Zones. Şimdi Fancy Zones'a tıkladığımızda yine buradaki gibi bize açıklamayı zaten gösteriyor. Launch Layout Editor diyorum. Ben şu anda 3 yukarıda, 3 ortada, 3 de altta 9'a bölmüş durumdayım. Bu ekran 40 inç, 4K bir televizyon. Oldukça iyi panelli. Ben neden 9'a böldüm? 9'a böldüğünüz takdirde Arkadaşlar dikdörtgenler ve küçük küçük büyük dikdörtgenler ve küçük dikdörtgenlerle çok ilginç konfigürasyonlar yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu benim custom layout'um. Bunu dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde çıkalım buradan. Bu ekranı kapadığımız takdirde. Şimdi aktif durumda sadece shift tuşuna basıyorsunuz. Mesela herhangi bir pencereyi aldık yazılımı. Ben daha evvelden konumlandırmıştım. Bu bir tarayıcı Teknobiyotik mesela bloğa girdik. blog.teknobiyotik.com Shift'e basılı tutuyorum. Ekranda nereye almam gerektiği çıkıyor. Shift ve Ctrl ile ekledim. Yazılım burada. Photoshop'u açtım. İçinde bir mesela motosiklet fotoğrafı var. Şimdi geri geliyorum. Photoshop içinde Shift'e basılı tuttum. Şuradaki dörtlüğü seçtim. Ve yukarıya bir ya da iki tarayıcı ekleyebilirim. Dolayısıyla çalışma alanımı çoklu olarak bölmüş oldum. Aşağı atıp Yukarı tekrar programı açtığımda da yine otomatik aynı yere geldiği için bir ekranı 3-4 monitörmüş gibi kullanabiliyorum. Bu kimin için faydalı? Özellikle 2K ve 4K yüksek çözünürlük monitörü olanlarda ekrandaki sonuçta piksel sayınız. Bu kadar ekranınız büyük olmasa da piksel miktarınız büyük olduğu için bu bölme işlemlerini siz de dilerseniz yapabilirsiniz. Bu sizi oldukça büyük bir kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Mesela Premiere'de video editlerken özellikle de Premiere'i buraya alıp ee, tarayıcınızı buraya alabilirsiniz ve bir adet daha tarayıcı açıyor olsak mesela buradan da diyelim ki müzik dinleyeceğiz. Shift'e basılı tuttum, YouTube'dan arka planda müzik dinliyorum. Dolayısıyla bir yandan müzik dinliyorsunuz, bir yandan televizyon izliyorsunuz ya da açık haberleri dinliyorsunuz. Bir yandan da Premiere'de ya da Photoshop'ta çalışırken burada da haber akışını takip ediyorsunuz. Gelelim üçlü konfigürasyon kimin işine yarar? Ben burada bir iki konfigürasyondan kabaca bahsedeceğim. Tabii olay sizin hayal gücünüzle sınırlı aslında. Şimdi tekrar gelelim ee, şöyle Power Toys çift tıkladık yine geldi Fancy Zones bizim için önemli olan ee, Layout Editör'de bu üçlü var üçlüye geldiğiniz zaman ne işe yarar ekranın dikey olarak 3 bloğa bölünmesi bir Excel Word tablonuz varsa bir yani yazı veyahut da artık sütunlarla çalıştığınız borsa tarzı ya da işte finansçıysanız mesela bir tarafa fiyatları koydunuz. İkinci tarafa ise mesela bir Outlook ya da mail tarayıcınızı koyuyorsunuz. Üçüncü ekrana ise bir web browser koyuyorsunuz. Bu sayede bütün işlerinizi dikey olarak takip ettiğiniz senaryolarda da sizi çok ciddi verimlilik kazandırıyor. Tabi yatay da var. Dilediğiniz gibi siz kendi konfigürasyonunuzu sıfırdan hazırlayabiliyorsunuz. Birden çok konfigürasyonda hazırlamak mümkün. Dolayısıyla son derece pratik olduğunu düşünüyorum. Ben yine kastım layout'uma 9 diye geçeceğim. Aşağı tarafta Premiere'imi kullanıyorum. Dediğim gibi browser'ımı dikey olarak kullanıyorum genelde ama üçlüyü de kullanacaksanız web tarayıcı, mail browser'ınız ve bir yandan da Excel ya da artık üzerinde çalıştığınız herhangi bir dosya varsa onu açabilirsiniz. Hatta Belki bu Windows mod olarak kullandığınız oyunlar için de geçerli olur. Büyük bir ekranınız varsa veyahut da evde televizyona bağlıyorsanız bilgisayarınızı oyunu Windows modunda, Windows modda, pencereli modda açıp bir pencereyi buradaki dörtgene getirip ekranın geri kalanında da mesela başka şeylerde açabilirsiniz. Tabi bu elbette ki PC'nizin güç limitlerini bir miktar daha zorlayacaktır. Tüm gücü oyuna vermek yerine başka şeylere de harcadığınız için. Ama alt tarafta basit bir oyun varsa... Ee, bu tarafta da diğer işlemlerin devamını görebilirsiniz yani bir taraftan haber dinlerken belki sessiz bir şekilde bir taraftan da oyun oynuyor olabilirsiniz artık onları denemek size kalıyor videomuzun altında link olmayacak ama videomuzun başında da söylediğimiz gibi hemen tarayıcımızı şöyle büyütelim teknobiyotiğin vimeo kanalının linki olacak eğitimlerimiz burada görmüş olduğunuz bu tarz eğitim videoları orada da olacak. Vimeo kanalımızda altında link açıklama bölümünde link bulabileceksiniz. YouTube kanalımızda ise maalesef YouTube'un bize uyguladığı bu strikelar, uyarılar sebebiyle yazdığım tavsiyelerinde girmiyoruz. Konu Microsoft bile olsa blog.teknobiyotik.com sona gelmişken güncel haberleri yayınladığımız bloğumuz eğer yeni konuları haberleri takip etmek istiyorsanız blog.teknobiyotik.com'u takip etmeyi unutmayın. Ve eğer Teknobiyotik YouTube kanalına da hala abone olmadıysanız zil ikonuna basıp bildirimleri açarak artık bizi yakından takip etmeniz gerektiğini biliyorsunuz diyelim. Vimeo'ya da abone olmanızı bekleriz tabii ki kanalımıza. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada teknobiyotik.com'dan yapacağınız siparişlerin de artık kanalımıza destek olduğunu biliyorsunuz. O yüzden siparişleri teknoloji ürünlerinde başka yere gitmenize gerek yok. Sizleri bekliyoruz. Hoşçakalın.